Kış mevsiminde kalp ve damar hastalıklarının seyrinde kötüleşme görülebilmektedir. Bunun da en önemli sebebi soğuk havanın etkisiyle kalp ve vücut damarlarımıza meydana gelen daralma etkisidir. Ayrıca aynı dönemde biyokimyasal ve hormonal değişiklikler sebebiyle damarlardaki kanın viskozitesinde bir artış, yani kanda koyulaşma görülür ki bu durum kalp krizi ve inme ile ilişkili bir durumdur. Bunun dışında kış mevsiminde hava kirliliğindeki artış, beslenme düzenindeki bozulmalar, hekim kontrollerinin aksatılması, tansiyon seviyelerindeki yükselme, özellikle solunum yollarına bağlı meydana gelen enfeksiyonlar kalp sağlığını olumsuz etkilemektedir. Öncelikle beslenme düzenini sağlamamız gerekiyor. Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle artan enerji ihtiyacı yüksek kalori beslenmeye yol açmaktadır. Bu durum istenmeyen kilo artışına, aynı zamanda kötü huylu kolesterol seviyesinde artışa sebep olmaktadır. Genel hatlarıyla glisemik indeksi yüksek, doymuş yağ oranı yüksek ve tuzlu gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Bunun dışında kış mevsiminde özellikle yaşlılarımızın evde daha çok vakit geçirmesi sebebiyle fiziksel aktivitelerde bir azalma meydana gelmektedir. Fiziksel aktiviteler hastanın yaşına ve hastalığın derecesine göre değişebileceği için hekim tavsiyesiyle yapılmalıdır. Egzersiz öncesinde yeterli miktarda ısınmak, ani ve ters hareketlerden kaçınmak, soğuk ortamlarda egzersiz yapmamamız gerekiyor. Bu dönemde yine tansiyon seviyelerinde yükselme meydana gelebileceği için, ki bu durum özellikle inme ve kalp krizi riskini arttırmaktadır. Zaman zaman tansiyon değerleri ölçülmeli. Eğer bir düzensizlik varsa bu durumda hastane kontrollerini yaptırmamız gerekiyor. Yine tansiyondan korunabilmemiz için özellikle bu dönemde çok fazla tüketilen turşu, tuzlu salamura ve konserve gibi gıdalardan uzak durmamız gerekli. Uyku düzeni de çok önemlidir. Hastalarımıza 7-8 saat kaliteli ve düzenli uyku önermekteyiz. Özellikle gece horlaması olan kişilerin uyku apne sendromu açısından göğüs hastalıkları polikliniklerinde muayenelerini önermekteyiz. Bu dönemde özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış meydana gelmektedir. Zatüre gibi gribal yolu enfeksiyonları vücutta enflamasyona sebep olarak özellikle kalp damarlarının içerisindeki yağ plakların yumuşamasına, yırtılmasına ve pıhtılaşmasına sebep olabilir. Bu durum kalp krizine sebep olabilir. Bu sebeple hastalarımız, yüksek riskli hastalarımız kış dönemine girmeden önce zatüre ve grip aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. Yine bu dönemde eğer böyle bir hastalıkla karşılaşırlarsa mutlaka hastanede doktor gözetiminde tedavi görmelerini önermekteyim. Buradaki önemli diğer bir nokta ise hastalık oluştuktan sonra mutlaka yeterli miktarda dinlenilmeli, mevsime özgün taze sebze meyveler tüketilmeli ve sıvı tüketimi de yeterli miktarda olması gerekir. Soğuk havaların etkisiyle birlikte kalp damarlarımızda bir büzülme, bir daralma meydana gelmektedir. Özellikle kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı olan kişilerde oksijen iletiminin yetersiz olması onların göğüs ağrılarının sıklığı ve şiddetinde artışa sebep olur. Hatta normal kişilerde bile kalp krizi riski meydana gelebilmektedir. Bu sebeple özellikle ev içi ortamlarda ısı seviyesi stabil seviyede tutulmalı, odalar arasında ısı farkı oluşturulmamalı, sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama geçerken göğüs bölgesini koruyucu kıyafetler kullanmalıyız. Sokağa çıktığımızda göğüs bölgemizi soğuktan ve rüzgardan koruyabilmek için göğüs kafesini koruyucu atkı, bere ve eldiven kullanımına özen göstermeliyiz. Beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Özellikle burada lif oranı yüksek, kepekli tahıllar tüketilmeli. Ekmek tercihinde bulunacaksa tam buğday, çavdar veya yulaflı ekmekler tüketilebilir. Yine omega 3 yağ asitlerinden zengin somon gibi, sardala gibi balıkların tüketilmesi kalp sağlığı açısından faydalıdır. Mevsimine göre taze sebze ve meyve tüketilmeli. Baklagiller tüketilebilir. Kişilerin trans yağ içeriği olan fast food tarzı gıdalardan uzaklaşması, tuz oranı yüksek salamura ve konserveler tüketmemeleri, özellikle hastaların gece yatışına doğru çay ve kahve tüketimini arttırmamaları, en önemlisi de tabii ki alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan vazgeçmeleri gerekmektedir.